Alaç Yatırım'a gidiyoruz. Karşımızda araştırma müdürü Barış Ürkün var bu sabah. Barış Bey, bugün FED toplantısı başlıyor. Yarın neticelenecek. Hafta içinde kendi Merkez Bankamızın toplantısı da var. Neler beklersiniz piyasalardan ve merkez bankalarından? Günaydın, yayınlar diliyorum. Evet, merkez bankaları kararlarıyla dolu dolu geçecek bir haftaya başlangıç yaptık dün itibariyle. Evet, dediğin gibi Merkez Bankası konusunda tabii FED ön plana çıkıyor. Bugün toplantılar başlıyor ve yarın da kararını görüyor olacağız. Yani piyasanın da bu açıdan bakıldığında aslında yurt dışında ve yurt içinde buradan çıkacak kararları beklemeye aldığı bir fiyatlama eğilimi gördüğümüzü söyleyebiliriz haftanın ilk işlem günü itibariyle. Tabii içeride de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın da Perşembe günü alacağı faiz kararı ve toplantı metninde ortaya çıkacak ifadeler de tabii ki yakın planda izlenmeye devam ediliyor. Buna dayalı beklentilerin de aslında yurt içi TL fiyatlama üzerinde etkisini dün itibariyle gördüğümüzü, aslında buna dayalı olarak da beklemeye dayalı bir fiyatlama eğilimi oluştuğunu herhalde söylemek mümkün gözüküyor. Başta dediğim gibi bu haftanın gündemi özellikle merkez bankalarından çıkacak kararlar. Tabii dediğim gibi başta FED ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ön plana çıkıyor. Bu açıdan da buna dayalı fiyatlamaları devam edeceğiz görmeye. FED tarafından devam edersek yorumlamaya, son zamanlarda özellikle piyasanın beklentisiyle FED'in yorumları arasında bir ayrışma olmaya başlamıştı. Ve bu özellikle enflasyon beklentileri anlamındaki fiyatlamalarla tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket olarak karşımıza çıkmıştı. Ve burada da özellikle 1.60'ın üzerine doğru hareketleri son zamanlarda gördük ki dün itibariyle yine bir ara 1.63-1.64 civarına kadar yükseliş görüldükten sonra şimdilik yine bu karardan bekleme alınmasıyla birlikte yeniden 1.60'ın altına doğru bir hareketin şu anda olduğunu görüyoruz. Yani tabii burada piyasanın beklentisi anlamında baktığımızda hani FED'in aslında yine piyasanın beklentisini tamamlamayla karşılayacağı burada önemli olmakla birlikte yani büyük ihtimalle güvercin duruşunu sergilemeye devam edeceğini herhalde söylemek gerekiyor. Ve buna dayalı olarak da bakıldığında ileriki dönemlere ilişkin özellikle istihdam tarafında, enflasyon tarafında, büyüme tarafında ortaya konacak yeni beklentiler de herhalde yakın planda olmaya devam edecek. Bu açıdan bakıldığında son zamanlarda özellikle ileri yönelik olarak uzun vadeli tahvil alımlarında bir hızlanma yapmayacağına ilişkin bir mesaj da burada herhalde gündeme gelebilir. Açıkçası piyasanın bu beklentisiyle birlikte biraz risk iştahında yükseliş olduğunu görüyoruz. Dün itibariyle Amerikan endekslerinde pozitif seyirler vardı. Özellikle bir süredir satış yiyen Nasdaq endeksinde alımların ön planda olduğunu gördük. Ve bugün baktığımızda yine o tarafta bir alım iştahının olduğunu görüyoruz vadeli tarafta. Yurt dışı tarafa baktığımızda da endeksin yatay bir hareket etme eğiliminde olduğunu gördük. Orada da yine yurt dışı fiyatlamasına benzer bir hareketle birlikte Merkez Bankamızın vereceği karar beklentisi burada fiyatlamanın içerisine girmiş gözüküyor. Bugüne baktığımızda endeks tarafında yurt dışının nispeten olumlu fiyatlamasının sürmesi nedeniyle Asya tarafında da bugün pozitif fiyatlama eğilimi vardı. Endeks tarafında güne pozitif bir başlangıç yapmamız muhtemel gözüküyor fakat Merkez Bankası kararları öncesinde yine yatay seyrin devam ettiğini belki de göreceğiz gibi gözüküyor. Bu açıdan baktığımızda endeks tarafında özellikle 1567-1570 bölgesi üzerine geçip orada kalıcı olmadığımız sürece oralarda biraz tutunmanın sürdüğünü görebiliriz. Bu kararlara açıklanmasını gördüğümüz ana kadar. Ondan sonraki süreçte yukarı hareketler devam ederse yukarı seviyelerde yavaş yavaş daha yüksek seviyede konuşmaya başlayacağız diye düşünüyorum açısı ve aşağıda da çok düşüş yönlü bir hareket beklentisi içerisinde de değilim. O yüzden 1545 ilk izleyeceğimiz destek seviyesi olacak diye de söyleyebilirim bugün itibariyle. Dolar TL tarafına baktığımızda işte son birkaç zamandır ya yükselişleri gördük. Burada 7.78 seviyelerine kadar yükseliş meydana geldi. Fakat şu aşamada baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinin biraz geneline de yayılan dolara karşı bir değer kazanımı eğilimi olduğunu görüyoruz. Buradan dolar TL'nin de yani 7.50 seviyesine doğru yaklaşma eğiliminde olduğunu görüyoruz açıkçası. Tabii Merkez Bankamızın vereceği kararla birlikte Fed'in açıklayacakları burada tabii önemli olacak kur tarafında da. O yüzden ben kur tarafında da son gelecek birkaç gün içerisinde de yine yatay bir seyirin yukarıda 7.65-7.70 aşağıda da 7.40-7.50 civarında bir hareket eğilimin açısı olmasını beklediğimi söyleyerek sözü tekrardan size devredeyim. Alaç Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, çok çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için.